D vitamini hangi besinlerde bulunur? D vitamini eksikliğinin belirtileri neler? Eksikliği, şiddetli belirtilere neden olan D vitamini vücutta çok farklı işlevler için kullanılır. D vitamini eksikliği en sık yorgunluk, halsizlik, tüm vücutta genel ağrı, kemik ağrıları, eklemlerde ağrı gibi belirtilerle de fark edilir. Peki D vitamini eksikliği nasıl tedavi edilir? D vitamininin faydaları neler? D vitamini yağda çözünebilen ve vücutta depolanabilen stirol grubundan bir vitamin. D vitamininin en önemli kaynağı güneş ışınları. Beslenme ile birlikte bitkisel ve hayvansal gıdalardan da az miktarda sağlanabilir. Kemik, kas, eklem fonksiyonlarında, sinir sisteminin çalışmasında, bağışıklık sisteminin kuvvetli olmasında D vitamini çok önemli bir role sahiptir. Bazı insanlarda D vitamini eksikliği bulunmasına rağmen herhangi bir belirti görülmez. Eksikliği bazen yorgunluk, genel vücut ağrısı gibi bazı belirtilerle anlaşılır. Ciddi eksikliklerde ise kemik ağrısı ve yürümekte zorluğa neden olan kuvvet kaybı ortaya çıkar. Ek olarak bağışıklık sisteminin görevini yerine getirememesi nedeniyle enfeksiyon sıklığında da artış görülür. El ve ayak bilekleri, omuz eklemleri, parmaklarda ağrı, değişken ruh hali, depresyon, uykusuzluk, baş ağrısı, saç dökülmesi gibi belirtilerde bulunabilir. Yetişkinlerde uzun süreli D vitamini eksikliği, kemik erimesi, kemik yapısında bozukluklar, kas güçsüzlüğü, düşme riskinde artışa neden olur. Çocuklarda ise raşitizm adı verilen rahatsızlığa yol açar. Raşitizm, çocuklarda genellikle aşırı ve uzun süreli D vitamini eksikliğinden dolayı kemiklerin yumuşaması ve zayıflaması olarak tanımlanır. D vitamini eksikliği neden olur? Pek çok sebeple D vitamini eksikliği ortaya çıkabilir. Bu sebeplerden bazıları şunlar. Yeterli güneş ışığı almamak D vitamini eksikliğine neden olabilir. Takviye olarak D vitamini kullanmamak diğer bir eksiklik nedenidir. Çünkü sadece diyetle alınan yiyecekler de vücudun D vitamini ihtiyacını karşılamayabilir. Vücutta gebelik, obezite gibi nedenlerle artmış ihtiyaç D vitamini eksikliğini tetikleyebilir. Bazı bireyler eksiklik geliştirmeye daha yatkındır. D vitamini eksikliği için risk grubunda yer alanlar, koyu ten rengine sahip bireyler, gün içerisinde zamanının büyük kısmını kapalı alanlarda geçirenler. Yaş ilerledikçe cilt incelir. Dolayısıyla D vitamini üretimi de azalır. Yani ileri yaştaki insanlar risk grubunda. Anne sütüyle beslenen ve D vitamini takviyesi verilmeyen bebekler de risk grubundadır. Gebeler ve aşırı kilolu bireyler de yine risk grubundadır. Peki D vitamini içeren besinler neler? D vitamini balık, özellikle de ton balığı, süt, yumurta, tahıllı gıdalar ve mantarda bolca bulunur. Yine peynir, tereyağı, yoğurt, kefir D vitamini içeren gıdalar. Beslenme yoluyla alınan D vitamini karaciğer ve böbreklerde aktif hale getirilir ve etkisini aktif formuyla gösterir.